10 Ekim Barış Derneği'nin kıymetli yönetimi üyeleri ve onların bir araya getirdiği çok kıymetli aileler, DEM Parti'nin kıymetli eş genel başkanları, EMEP'in kıymetli genel başkanı, değerli yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Türkiye Barolar Birliği'nin kıymetli başkanı, emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların değerli temsilcileri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla, sevgiyle ve en yürekten dayanışma duygularımla selamlıyorum. Yakın tarihimizin en korkunç günlerinden birini 9 yıl önce yaşadık. 10 Ekim 2015 günü Ankara Garı önünde DİSK'in, KESK'in, Türk Tabipleri Birliği'nin ve Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği'nin hepimize, bütün Türkiye'ye yaptığı ve emek, barış ve demokrasi mitingi için oradaydık. Aslında bir sürecin en son ve en kanlı halkalarından bir tanesini tamamlıyordu birileri orada. 7 Haziran seçimlerine 2 gün kala Diyarbakır'da patlayan ve 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan süreç, başlayan süreç, 20 Temmuz'da Suruç'ta 33 gencimizin oraya oyuncak götüren, oraya sevgi götüren 33 gencimizin hayatını kaybetmesiyle ivmelenmiş. Yaz boyunca sürekli bir takım karanlık eylemlerle Türkiye kana bulanmış. Ülkeyi yönetenler failleri tarif ederken kokteyl terör örgütleri diye tarifler yaparak bu kanlı sürecin kendileri dışındaki herkesin o süreçte olduğunu tarif etmiş. Ama bir yandan da anketlerle sonuçlarını ölçmüşlerdi. Ve 10 Ekim günü 10. ayın 10'unda sabah 10'u 10 geçe buluşmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden otobüsler, yüzlerce ilçesinden minibüsler yola çıktı. Barış isteyenler bütün gece yollardan, sonra her birimizin hatıralarına büyük acılar ve en yüreğimizi dağlayacak kareler bırakarak şarkılarla, halaylarla, otobüslerden çekip paylaştıkları fotoğraflarla birlikte Ankara'ya doğru geldiler. Bir tuhaflık vardı. Normalde örneğin Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Azimli köyünden 3 canımızı, KESK bileşenlerine üye 3 canımızı kaybettik. Taziyesinde şunu duydum. Dediler ki normalde böyle bir eyleme giderken Turgutlu'da durdururlar, Salihli'de durdururlar, Uşak'ta bekletirler, Afyon'da çıldırtırlar, Ankara girişinde bekletirler. Ama araba hiç durmadı. Bunu Malatya'dan dinlediklerimizde, Hatay'dan dinlediklerimizde hep aynı şeyi anlattı. O gece her zamankinin aksine hiçbir aracı durdurmadılar. Ve bir aracın önüne bir eskort vermedikleri kalmış sonradan gördüğümüz kadarıyla. Daha önce Adıyaman İslam Çay Ocağı'ndaki ekip, ki bir tanesi daha önce Suruç katliamının faillerinden bir tanesiydi, bizim yazdığımız Sayın Veli Ağbaba'nın yazdığı IŞİD raporunda adı geçen kişi Yunus Emre Alagöz, bir önceki Abdurrahman Alagöz Suruç canlı bombasının kardeşi, elini kolunu sallaya sallaya, biri de halen daha kimliği bilinmeyen bir Suriyeli bombacıyla birlikte gelmiş, bütün yolu aşmış, bütün aramalardan geçmiş ve adeta hepimize meydan okurcasına onu 10 geçeye hedeflemiş, onu 4 geçe kendilerini patlatmışlardı. Sonra işte bizim tanıştığımız süreç başladı. 3 gün boyunca
hep birlikte ömrümüzün o en feci günlerini yaşadığımız adli tıp sürecini yaşadık. O günü hatırlatmak istemem ama unutmak da istemem. Bazı acıları hatırlatmamak unutmaya mal oluyorsa hatırlatmak lazım. Bu salonun öyle bir derdi yok ama bu konuşmaları canlı yayınlardan izleyenlerin, sosyal medyalardan takip edenlerin buna ihtiyacı var. Soma duruşmasının ilk günü 10 bin kişiydik. Her aileden bir kişi alınarak salona sığabildik. Unutursak yüreğimiz kurusundu. Son günü salonda 135 kişiydik. Öyle olunca cesaret geliyor birilerine. Sen faciayı gördüğünde, bilendiğinde değil, o bilenmiş halin sona doğru geldiğinde, köreldiğinde onlar adaleti katledecek cesareti bulabiliyorlar. O yüzden unutmamak ve yaşananları hatırlamak, o günkü kararlılığı, o günkü duyguyu taşımaya devam etmek gerekiyor. Yarın da öyle günlerden bir tanesi. Tabii 10 Ekim Barış Derneği örnek bir organizasyon. Bu salonun dayanışması, bu salonun bilinci örnek bir bilinç. Bunun tüm alanlara taşınması lazım. Derneğin eş başkanlarının kıymetli açılış konuşmalarını altlarına imza atarak takip ettim. Bundan sonra buradaki birlikteliğin hiç kimseden çekinmeden, ki niye çekinelim? Biz birbirimize, evet, göbeğimizden bağlıyız ve acılarımızla bağlıyız. Birbirlerine değerleri, anıları, yaşanmışlıkları, hele hele acıları üzerinden bağlı olanların gücünü, birbirlerine suçları üzerinden bağlı olanlar asla aşamazlar. Yeter ki biz niçin bir arada olduğumuzu, bizi bir arada tutanın ne olduğunu ve hedefimizi şaşırmayalım. O günün sürecini baştan sona anlatabiliriz. İsim isim, gün gün, tarih tarih bildiğimiz, takip ettiğimiz süreçler. Kenan İpek'i mesela hatırlatabiliriz. İstifa edecek misiniz sorusuna pişkin pişkin güldüğünü. Sonra Yargıtay'a ödüllendirildiğini, orada Soma davasının, kardeşim olası kastı bu davada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın diye bozan heyetinin yerine yukarıdan o 5-0'lık kararı bozsun diye atanan 3 kişiden biri olduğunu ve 3-2 kendi dairesinin kararını bozup suçluları kişi başı 5'er gün yattıktan sonra serbest bırakan o temiz kararına imza attığını mesela unutmamak, takip etmek lazım bunları. Mesela bugünkü Ankara İl Emniyet Müdürü'nün o günün istihbarat daire başkanı olduğunu ve kendisine gelen IŞİD istihbaratlarını değerlendirmeyen kişi olduğunu ama kendisinin bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde değerlendirildiğini unutmamak lazım, görmek lazım, takip etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini, kimsenin kanını yerde bırakmayacağına söz verdiğini ama o kurulun raporunun hiçbir zaman erişilemediğini hatırlamak lazım. Ve katliamdaki 19 sanıktan 9'una ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa terör örgütü üyeliğinden bir takım cezalar verdiler. Ama mesela Erman Ekinci denen ismin aldığı cezanın nasıl olduysa bozulup beraat ettiğini ve bu Erman Ekinci'nin kim olduğunu hiç unutmamak, sonuna kadar takip etmek lazım. Biz yarın diğer partilerin kıymetli milletvekilleriyle birlikte kuvvetli bir heyetle orada olacağız. Karar
Tahir Elçi davasındaki gibi, Soma davasındaki gibi cezasızlığı özendiren bir yere gel denirlerse tam karşılarında duracağız. Ya da daha önceki çok sayıda siyasi davadaki gibi taraflarını yine suçludan yana kurarlarsa tarihin önünde onların gözlerinin içine bakmak üzere orada olacağız. Ama herkes şundan emin olsun ki Soma davasından sonra Akhisar'da adliyenin önünde dediğim üç kelimeyi burada da tekrar ederim. Gün gelecek bu katiller ve bu katilleri koruyanlar, canımızı yakanlar ve yaktıranlar teker teker hesap verecekler. O günü yaşayacağımıza and olsun, and olsun, and olsun.